Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle çiğ börek yapacağım. Kıymamızı dolaptan çıkarttım. Burada soğanımız. Soğanı da doğrayayım. Küçük küçük ekleyeyim. Unumuzu 10 bardak una 4 bardak su ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığından fazla tuz. Şimdi unumuzu 10 bardak koyalım. Daha sonra 4 bardak suyla bunu bir güzel yumuralım. Burada da biraz şöyle 3 tane patatesi soydum, doğradım. Bunu da haşlayacağım. Bunu da öyle normal börek yapacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyeyim, ben işime başlayayım. Etim çözülene kadar hamurumu yumurayım. Sizlerle görüşürüz canlarım. Evet canlarım, şimdi küvete unumu koydum. Şöyle bir tatlı kaşığından fazla tuzumuzu ekledim. Şimdi 2 bardak suyla ben bunu yavaş yavaş yumurayım. Evet, şöyle hamurumu yumurdum. Ne sıvı ne katı, orta, şöyle orta şeyde bir hamur. Yufka hamuru gibi hamur olacak. İç harcımı da burada hazırladım. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber, bir de soğan. Onları da güzel hazırladım. Şimdi yufkamı yavaş yavaş açayım. Böreğime başlayayım. Burada da koymuş olduğum şöyle 2 tane patates. Bunu da soğanla beraber yağda şöyle bir güzel kavurayım. Normal börek yapacağım bunu. Şöyle haşlansın. Haşlandıktan sonra güzel bunu ezerek iç harcını yapayım. Evet, şöyle patatesim haşlandı. Çatal yardımıyla biraz ezdim. Üstüne kimyon, kırmızı biber, çok az tatlı kaşığında salça, tuz. Burada soğanımı, şimdi şöyle suyunu çeksin. Unu biraz yağda kavuracağım. Göz kararı. Herkes kendi yaptığı malzemenin çok az, ona göre yağını, tuzunu, şeyini ayarlar. Şimdi bu iyice yağda güzel kavrulsun soğanımız. Daha sonra patatesini ekleyeceğim. Burada da biraz şöyle sıkman içi hazırladım. Burada da börek içim zaten önce göstermiştim. Bizde herkes bir şey ister. Şöyle onları kırmayayım diye hepsini isteyene göre yapıyorum. Şimdi soğanımız iyice kavrulsun, kızarsın. Şimdi bunu kavrulan soğanımızın içerisine şöyle aktaralım. İyice yağda şöyle patatesimizi de koyalım. Aynı patates kavurması şeklinde. Çiğ yapmıyoruz. Böyle daha güzel oluyor. Bir çok az da şöyle tatlı kaşığında salçamızı ekleyelim. Şimdi patates içimi de şöyle hazırladım. Sıkman. Şöyle çiğ börek içi. Burada da bezelerimi yaptım. Şimdi yavaş yavaş açayım. Böreklerimi yapmaya başlayayım. Hamurlarımı şöyle açtım. Şimdi böreğimi yapacağım. Kıymaları içine koyarak Kamile'de ocakta kızartır yağda. Dur, size bir tane yapayım, göstereyim. Uzun çekim olmasın. Şeyi ne yaptın, keseceği? İnce açtım canlarım. Şöyle kıymamızı içerisine koyalım. Şimdi bunları
Yağı da güzel güzel kızartacağız. Kenarlarını iyice şey yapayım, açılmasın. Çok güzel oluyor. Yapışmasın şunlar da. Önceden açtım. Buyurun gelin canlarım, hep beraber yiyelim. Şöyle. Tamam, şeye getirirsin Kamil. Bunun hepsini bu şekil yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir börek yaptı annem. Lezzetli olmuş, tadına baktım. Burada da yapıyor. Burada da Kamil Hanım pişiriyor gördüğünüz gibi. Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Daşlı Hanım'ın mutfağı burası. Elinden her iş gelir maşallah. Evet gördüğünüz gibi. Kamil Hanım pişiriyor. Bakın nasıl yiyor.